Arkadaşlar bu videoda ductus deferensi mini kanalı ya da vas deferensi inceleyeceğiz. Vas deferensin yapısına katıldığı bir diğer yapı ise ductus ejekülatorius da bu video kapsamında size anlatacağım. Evet, ductus deferens yaklaşık 45 santimetre uzunluğunda tüp şeklinde bir yapı olup esasen ductus epididimis'in kaudasından başlar. Musküler bir tüp olup başlangıcından itibaren funikulus spermatikusun içerisinde uzanır. Erkekte periton ile, bakın şuraya erkekte şurası periton, erkekte periton ile üreter arasında, şu da üreter, üreter arasında uzanan ya da bulunan tek yapıdır. Yalnızca iletim işlevi vardır. Bunun iletim görevi ise spermiyumların epididimidisten üretreye kadar taşınmasını sağlamaktır. Ductus deferensin şu bölümleri bulunur. Skrotum içerisindeki bölümüne pars skrotalis denir. Daha sonraki bölümü funikulus spermatikus içerisinde bulunur. Buraya da pars funicularis adı verilir. Ve daha sonra canalis inguinalis'in içerisine girer. Buradaki bölümüne de pars inguinalis adı verilir. Bu canalis inguinalis'in iç ağzı olan annulus inguinalis profundus'tan geçerek de pelvis boşluğuna girer. Bu kısmına da pars pelvica adı verilir. Şimdi gelin bu bölümlerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar, ductus deferens, bakınız, testisin arka yüzünden yukarıya doğru yükselir. Ve önce annulus canalis inguinalis'in güzel ağzı olan annulus inguinalis superficialis'ten geçerek inguinal kanala, yani canalis inguinalis'e girer. Daha sonra inguinal kanalın derin ağzı olan annulus inguinalis profundus'tan geçerek şu da görüldüğü gibi pelvis boşluğuna ya da karın boşluğunun alt tarafına uzanır. Burada arteria vena iliaca externa'nın önünden, arteria vena epicastica inferior'un ise arkasından geçerek pelvis minöre gelir. Burada üreteri, bakın şurada üreter, hemen şu üreteri ve arteria obturatoria'yı ön taraftan çaprazlayarak mesanenin, şurası mesanenin fundus bölümüne ulaşır. Burada bir genişleme yapar. O genişlemeye ampulla ductus deferentis adı verilir. Esasen ereksiyon sırasında ya da koitus sırasında gerçekleşen ereksiyon sırasında spermler epididimidisten hareket ederek ampulla ductus deferentis'e depo edilir. Ve ejekülasyonla da bu ampulla ductus deferentis'teki spermler dışarıya bırakılır. Evet, daha sonra bu ductus deferens glandula vesiculosa'nın terminali olan ya da akıtıcı kanalı olan ductus excretorius ile birleşerek ductus ejekülatorius'u oluşturur. Şimdi bakınız, az önce ductus deferensin çaprazladığı damarları görmemiştik. Bunları görelim burada. Bakınız şunlara. Şu gördüğünüz arteria iliaca externa'dır. Arteria iliaca externa'nın
Hemen ligamentum inguinalinin üzerinde verdiği dal var. Bunlar arteria epigastrica inferiordur. Burada yine bir vena epigastrica inferior vardır. Şu da arteria ve vena iliaca externa. Burada da görüyorsunuz, bakınız şu ductus deferens, şu arteria, şu ise vena iliaca externa. Gördüğünüz gibi onları önünden çaprazlar. Bakınız şu gördüğünüz ise arteria epigastrica inferior. Bunun hemen yanında vena epigastrica inferior var. Onları da arkasından çaprazlar. Dolayısıyla bu resme baktığımızda ductus deferensin seyri sırasında arteria vena iliaca externaları ön yüzlerinden, buna karşın arteria vena epigastrica inferiorları ise arka yüzlerinden çaprazladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha sonra da bakınız, üreter pelvis boşluğuna girip arka aşağıya doğru ilerlerken üreteri bakınız şu üreteri ve arteria obturatoriayı ön tarafından çaprazlayarak mesanenin fundus bölümüne gelir. Ve burada bir genişleme yapar. Bakın şu genişlemeye biz ampulla ductus deferens diyoruz. Spermlerin koitus sırasında epididymis'ten parasempatik etki ile hareket ederek gelip toplandığı yerdir burası. Ve ejekülasyonla beraber burada bulunan spermler dışarıya atılır. Evet, bu ampulla ductus deferens'i yaptıktan sonra ductus deferens gelir şu glandula vesikulozadır. Bu glandula vesikulozada esasen tek bir kanaldan oluşmuş bir bezdir. Ama tek bir kanaldan oluşmuştur. Bu bezin terminali olan, yani ucu olan ductus excretorius ile birleşerek şurada gördüğünüz ductus ejekülatoryusu oluşturur. Spermlerin büyük bir bölümü ampulla ductus deferens'te depo edilir. Spermler epididymis ve ductus deferens'te yaklaşık bir ay fertil kalabilirler. Yani dölleme yeteneğini korurlar burada. Eğer bir ay içerisinde ejekülasyonla spermler dışarı atılmazlarsa spermler bozulur ve vücut tarafından absorbe edilirler. Eski ve yanlış bir isimlendirme ile bunlar damara benzetildiği için bunlara vas deferens de denir. Vas deferensler penis kökünün iki tarafında yüzeyseldir ve deri altındadırlar. Elle muayene edilebilirler. Evet, bakınız şu ductus deferens şu üreter. Vezika uriner yağının korpus. Evet, ampulla ductus deferens'i görüyoruz burada. Şu glandula vesiculosa, onun terminali olan ductus excretoria ile birleşerek ductus ejekülatoryusu oluşturur. Bakın şu ductus ejekülatorius üretranın pars prostatica kısmına açılır. Bu noktadan itibaren erkekte idrar yolu ile mini yolu birbirine karışır. Ductus deferens seyri sırasında arteria vena obturatoriayı, nervus obturatoriusu, arteria venaya vesicalis superioresleri de çaprazlar. Ductus deferensin arterleri arteria umbilicalis'ten gelen arteria ductus deferendis tarafından beslenir. Bakınız şu arteria iliakanın arteria
iliaca interna'nın bir dalı olan arteria umbilicalis ve onun da dalı arteria ductus deferens, hemen şu. Arteria cremasteriga bu. Şu da arteria testicularis. Şu üç arteri bir arada görüyoruz. Yine arteria vesicalis superioris ampulla kısmını besler. Bunun venöz kanı da aynı isimli benler ile taşınır. Bu ductus deferensin lenfatikleri nodi linfadisi inguinale superficialis'e direni olur. Bir başka deyişle ductus deferensin lenfatikleri ile skrotumun lenfatikleri kasık bölgesindeki yüzeyel lenf düğümleri tarafından direne edilir. Ductus deferensin sinirleri, sempatikleri T11, T12 segmentlerinde konulateralerden gelir. Evet, burada da vazektomiyi gösteriyor. Burada ductus deferens çıkarılır, kesilir ve kesilen uçlarda bağlanarak vazektomi işlemi gerçekleştirilir. Evet, şimdi de ductus ejekülatorius'a biraz daha burada bakalım. Ductus ejekülatorius, bakınız arkadaşlar şurada. Şu ductus ejekülatorius'tur. Yaklaşık 2,5 santimetre uzunluğundadır. Peki nasıl oluşur ductus ejekülatorius? Esasen şurada ductus deferens ile glandula vesikulosa'nın terminal ucu olan ductus excretorius birbirleriyle birleşerek ductus ejekülatorius oluşturur. Ductus ejekülatorius şu prostat bezi, prostat bezinin parenkim dokusu içinden geçerek kuliculus seminalislerde, bakın şurası kuliculus seminalislerde pars prostatica üretraya açılır. Şu gördüğünüz küçük delikler, şunlar ductus ejekülatoriusların prostatik üretraya açılma delikleridir. Burada parasempatetik uyarı ductus ejekülatorius'ta sekresyona neden olur. Ductus deferens boyunca yavaş peristaltik hareketler oluşturur. Bu sayede de spermatozoğullar epididimidisten, bakınız şu epididimidisten depolanmak üzere ampullaya doğru hareket ettirilir. Sempatik etki ise kanalın düz kaslarında kuvvetli kasılmalara ve bunun neticesinde de ejekülasyona sebebiyet verir. Evet, ereksiyon parasempatik, ejekülasyon ise sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilen fonksiyonlardır. Bakınız burada ductus ejekülatorius'un oluşumu gayet güzel bir şekilde gösterilmiş. Bakınız şu ductus deferens, onun ampullası, şu glandula vesiculosa, onun terminal ucu ductus excretorius, ikisi beraber birleşerek şurada gördüğünüz yaklaşık 2,5 santimetre uzunluğundaki ductus ejekülatorius oluşur. Şu ise verimontanumdur. Şu verimontanum. Ya da utriculus prostaticus'a açılır bu ductus ejekülatorius.